Aracımız tamamen off-road için düzenlenmiş bir araç. 1990 model Mitsubishi Pajero, bu işin klasiklerinden bir tanesidir. Bizim off-road'da olmazsa olmazlarımızdan birisi vincimiz. Gerek kendi aracımız zor durumda kaldığında, gerek birlikte off-road yaptığımız direkt bir başka araç zor durumda kaldığında vincimizi kullanıp makara sistemiyle güçlendirerek zor durumda kalan bütün araçları bu vinçle çıkartabiliyoruz. Önde farlarımızı koruyan bir bar demirimiz. Kesici, delici sis farlarımız. Bunlar da bizim için çok önemli. Burada dal kıran dediğimiz, ağaçlık bir alana girdiğimizde ön camımızın kırmasını engellemesi ve görüş alanımızı açması için gelen dala vurarak dalı açan dal kıranlarımız var. Yine sinyallerimizi koruyan kafeslerimiz mevcut. Üste yayıcı sislerimiz var. Bunlar çevreyi aydınlatırlar. Alttaki sisler delicidir. Buraya koymuş olduğumuz aparatta bu sislerin sürücü, pilotu ve kopilotu gözünü almasını engelliyoruz. Şuradan geçersek. Bu şnorkel dediğimiz alet hava filtresine giden hava kanallarını buraya kadar yükseltiyoruz. Dolayısıyla arabanın izolasyonu iyi olduğunda buralara kadar, bu bölgelere kadar suyun içinde bu araç gidebilmektedir. Biliyorsunuz hava filtresi ıslandığı zaman arabanın yürümesi mümkün değil. Yanında kaya kaydırıcı dediğimiz basamaklarımız var. Bunu bütün herkes süs olarak düşünebilir ya da işte bir yükselti basamak şeklinde düşünebilir ama aslında bu off-road'da buraya gelen bir kayanın aracın kaportasına zarar vermeden buna vurarak aracın dönmesini ve ortamdan kurtulmasını sağlar. Yan camlarımız plexiglass, normal oto camı değildir, mika bir camdır. Bu da herhangi bir kaza veya kırım esnasında pilotun ve kopilotun yaralanmasını engeller. Burada yedek yakıt tanklarımız var. Çünkü önemli olan arabanın alt kısmındaki depoda herhangi bir patlak veya kaçık olduğu zaman bu yedek tanklarımızdaki yakıt bizi en yakın merkeze kadar götürebilecektir. Gerekirse buradan hortumla direkt karbüratöre benzin vererek aracımızı yürütmemiz de mümkün. Stepnemiz arkada olması bizim için her zaman avantajlı çünkü kolay çıkarılabilmektedir. Tamponlar, orijinal tamponları kesilmiş, bu şekilde bir tampon yapılmıştır. Bu da tamponun kırımını ve açılı geçişlerde bize rahat özellik sağlamaktadır. Yine küreğimiz ve telsiz antenimiz aracın üst kısmında bulunmaktadır. Aracın içine geçersek, aracın içi komple Türkiye Otomobil Federasyonu tarafından onaylanmış rul barla çevrilidir. Bu barlar aracın bir kaza esnasında, devrilme esnasında pilotun ve kopilotun can güvenliğini sağlayabilmek içindir. Kabin ezilmez. Bunu bir kafes olarak düşünmelisiniz. Yarış koltuklarımız yanlar destekli. Bir kaza esnasında gene güvenlik açısıyla. 4 nokta emniyet kemerlerimiz. Bu kemerlerle bağlanıp araç dönse bile siz bu aracın içinden hasar almadan çıkabilirsiniz. Halk bandı telsizimiz, ilk yardım kitlerimiz, uyarı ikaz megafonlarımız, seyyar telsizlerimiz, vinç eldivenlerimiz. Bunlar off-road aracında mutlaka olması gereken ekipmanlardır. Bunları da GT Garaj sponsorluğunda aracımıza yükledik. Tamamı aracın GT Garaj'da dizayn edildi. Çok iyi bir işçilik çıkarttılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aracımızın içindeyiz. Size anlattığım gibi güvenlikli bir şekilde sürüş yapmak için mutlaka 4 nokta emniyet kemerlerimizi takmalıyız. Normal yolda araç kullanmadığımızdan dolayı aracımızın devrilmesi esnasında zarar görmememiz için bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Genelde GPS'imizi kullanırız. GPS'imiz bize yolların neye gittiğini söyler ama münhanileri, bulunduğumuz arazinin koşullarını bize söylemediğinden dolayı her 50 metrede, 100 metrede farklı bir
arazi yapısıyla karşılaşabiliriz. Ya da farklı off-road bölgelerine tekrar gittiğimizde yağışlardan dolayı ya da o bölgede yapılan orman çalışmalarından dolayı arazilerdeki değişiklikte her zaman ezberlediğimiz yollarda bile mutlaka farklılıklar olmaktadır. Onun için her zaman gözümüz yolda, çevrede meydana gelebilecek yarıklar, kırıklar, arazide meydana gelebilecek zorlukları her seferinde gözleyerek çok dikkatli bir şekilde konvoydaki diğer araçları mutlaka aynadan ya da önümüzdeki aracı belli bir takip mesafesinde takip ederek güvenlikli bir şekilde off-road'u bitirmek bizim amacımız. Önemli olan bu işi eğlenmek, doğayla birlikte doğaya uyum sağlamak, doğanın içinde bulunabilmek. En güzeli ise mutlu bir şekilde eve dönebilmek. Tabii ki ufak tefek kazalarımız oluyor. Üzüldüğümüz olaylar da zaman zaman oldu. Ben 18 yıldır off-road camiasının içinde sayılırım. Ama bütün tedbirleri aldığınız zaman, bütün dikkatinizi toplayıp arazide şartları yerine getirdiğinizde, gerekli tedbirleri aldığınızda dediğim gibi mutlu bir şekilde bütün stresinizi atmış olarak evinize dönüyorsunuz. Burada önemli olan aracınızı tanımak, aracınızın performansını bilmek, gerekli ekipmanları yanınızda bulundurmak, herhangi bir arıza olabileceği durumlardaki acil parçaları mutlaka yanınızda bulundurmak ve kesinlikle mekanikten bir tamirci kadar olmasa da en azından bir kalfa kadar araç mekaniğinden anlayabilmelisiniz. Çünkü gittiğimiz bölgeler diğer araçların ulaşmasının zor hatta imkansız olduğu bölgeler. Çok tehlikeli bir yerde, çok uç bir noktada meydana gelecek bir kırımda, aracın arızasında mutlaka siz müdahale edebilmelisiniz. Ya da bir kaza esnasında o aracı oradan tahliye edebilmelisiniz. Bir de benim bu işe başlayacak arkadaşlarıma en önemli tavsiyelerimden bir tanesi mutlaka ilk yardım kurslarını alsınlar. Doğada yaşamayla ilgili, doğada barınmayla ilgili, beslenmeyle ilgili, yılan akrep gibi herhangi sokmalarla ilgili olarak kendilerini yetiştirsinler. İlk yardım kurslarının tamamını, tekamül kurslarını alsınlar. Çünkü dağa çıktığınız zaman arkadaşlarınız siz ve araçlar var. Başka hiç kimse yok. En yakın size gelebilecek yardım ya büyük bir arazöz olacaktır ya da bir helikopter olacaktır. Ama bunu siz çağırdığınız zaman da bayağı bir zaman geçecektir. Bu zaman esasında mutlaka ilk yardım bilen arkadaşların müdahaleci olmasında fayda var. Doğayla hiçbir zaman yarışa girmeyeceksiniz. Doğayla mücadeleye girmeyeceksiniz. Doğadan intikam alma gibi duygulara kapılmayacaksınız. Önemli olan doğadan sadece ayak izi bırakıp, otomobilin lastik izini bırakıp fotoğraf çekmek. Onun dışında doğayı korumak, hiçbir şekilde tekrar o parkura geldiğinizde kimsenin sizin oradan geçtiğinizi bilmemesi lazım. Onun için olabildiği kadar doğaya saygılı, doğaya uyumlu olmak gerekiyor.